Merhaba arkadaşlar. Bugün Bonbon Wonder Tank oynuyoruz. Ayrıca CV'yi de size bir göstereceğim. Böyle bir tanıtım videosu gibi bir şey olacak. Ben de ilk defa girdim. Bugün girdim. Tabii daha CV açılmadı. 30 Ağustos'ta açılacak. Zaten Discord adresi falan aşağıda var CV'nin. Siz de oradan gidebilirsiniz. Sürümü 5.3. Hani 5.5 değil. 5.3. Ama 3.6'dan da birçok şey var. Mesela burada bakın ne var. Kaplıca var gördüğünüz gibi. Şu an test sunucusunda olduğumuz için biraz yavaş. Burada kaplıcaya katılabiliyorsunuz. Ayrıca şurada da ücretsiz ödülümüz varmış. Onu da alalım. Hemen katıla basıyoruz. Ve buradan bizi rastgele bir odaya attı işte. Bu şekilde kaplıca var. Normalde 5.5'ta kaplıca yok arkadaşlar. Kaldırılıyor. Ama bunlar eklemiş. Gayet güzel olmuş bu kısım. İkincisi de burada eğitim alanı eski model. Şöyle gördüğünüz gibi görüş falan yazmışlar. 20 derece, 65 parabol. Bir tanesine girelim. Bu arada biz de hani 30 Ağustos'ta aktif olarak oynayacağız. Belki birlik falan da açabilirim. Siz de gelmeyi unutmayın. Ön kayıt ödülü var. Onu da biraz sonra gösteririm. Bu şekilde bize hediyeleri vermiş. Onur listesi direkt 5.3'teki gibi. Gördüğünüz gibi bu şekil. Dediğim gibi henüz böyle online açılmadı. Yani herkes bağlanamıyor. Ondan sonra şu ödüle bakalım. Oo, bayağı iyiymiş bu ödül. Bayağı iyiymiş ya. Yeni sunucu etkinlikleri var burada. Onlara bakalım. 15 seviyeye ulaş, 20'ye ulaş, 30'a ulaş. Güzel hediyeler veriyor CV. Diğerlerine bakalım. Silahı güçlendir, kıyafeti güçlendir, şapkayı güçlendir falan filan öyle gidiyor. Hepsine bakalım şöyle. Yükleme yap. Pay-to-win dengesini bayağı ayarlayacaklarını söylediler. Ayrıca CV'de çekilişler de yapılacak arkadaşlar. Yani diyelim emekçisiniz ama çekilişler de yapılabilecek CV'de. Belki size de çıkar. Ben de yapmayı düşünüyorum. 100 birlik savaşına katıl falan var. Bunları zamanla alırsınız. Böyle çok da acelimiz yok bunları almak için. Bence tadını vararak, yani tadını alarak kasın hesapları. Öyle birden bir günde ne bileyim 30 falan olmaya çalışmayın. Umarım level kitlenmiştir zaten de. Muhtemelen yine güçlendirme bölümü kitlenir yani. Artı 6 olur ilk gün. Sonra artı 7 olur. Bence öyle olması daha iyi. Daha tadında oluyor. Yoksa bir günde millet basıyor artı 12. Diğerleri bırakıyor. Öyle de gerçekten kötü oluyor. 200 özgür savaş var. Bir de dünya boss puanı var. Buraya aslında daha çok şey koyulabilir yine. Ama şimdilik sanırım bu şekilde olacak. Daha ilk server olduğu için, ilk sunucu olduğu için tabii birkaç hata da olabilir yani, yapacak bir şey yok. Anlaşma bölümüne bakalım. Anlaşma biraz pahalı olmuş ama eski sürümlerde anlaşma gerçekten çok değerli yani, onu da söyleyeyim. Yani bunlara bir tık indirim olabilirdi aslında. Neyse VIP'e bakalım. VIP yine okey gibi ya. Çiftliğe girelim hemen. 5.5 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan yenileme falan yapabiliyoruz işte. Ekin ekme falan var. Toprak geliştirme. Bildiğiniz 5.5. Buradan da girilebiliyor sanırım. Şuradan bakalım burası neymiş. Aynen. Burası da işte evcil hayvanı geliştirme. Şöyle bir geliştirelim. Bir tane evcil hayvan verilmişti bana. Hemen onu bir geliştirelim. Dünya boss'a bakalım. Dünya boss şu an açık değil. Açıkçası ne zaman açıldığını bilmiyorum. Onu öğreniriz. Fena değil takas olarak, puan olarak. Bayağı eskiye benziyor. Ben de dediğim gibi ilk defa giriyorum. Yani sizle birlikte incelemiş oluyoruz. İlk yükleme bu şekilde. Ne çok OP ne çok böyle aşağıda. Bence iyi. Ondan sonra şurada şans ruleti var. Bunu çeviriyorsunuz. Daha fazla kupon veriyor. Ve 2 geldi galiba. Oo harika. 2 geldi. Bakalım ödülü neymiş? 3 tane onur özü. Okey. İlk gün görüş. Bu zaten hepsinde var. Büyük tanrı yolu çok önemli bir etkinlik. Bu gerçekten güzel bir etkinlik. Bakın görevlere gelin ya. Harika görevleri var. Süper fa kutusu veriyor 15 günlük. Mesela şunu aldık. Bunlar da sentez taşı kutusuymuş. Bir kere yapılabiliyor diye biliyorum. Zaten hani karınca normal hepimiz geçiyoruz sonuçta. Bunları henüz göremiyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Tamamladıkça oluyor. Diğer şeylere bakalım. Zaman sınırlı. Burada kod verecek size. Yükleme yaptığınızda bir kod geliyor. Buraya giriyorsunuz. Ödül alıyorsunuz. Ama ödüller nedense gözükmüyor ya. Allah Allah. Ödüller niye gözükmüyor? Yükleme ödüllerini ben göremiyorum. Neyse onu da sunucuda paylaşırlar herhalde. Ben göremiyorum yani. Neyse şöyle ön kayıda bakalım. Ön kayıtta arkadaşlar şuradan yapılıyor. Sitesine geliyorsunuz. Buraya işte e-postanızı yazıyorsunuz. Buraya telefon numarası, robot değilim falan filan onayla. İsterseniz telefonu sallayabilirsiniz. Bence çok problem olmaz yani. Ön kayıt da buraya girilecek dediğim gibi. Az önce göstermiştim gerçi. Bakın buradan Tanrı yolu da yollamış bize. Saya Tanrısı diye bir etkinlik var. Açıkçası hakkında hiçbir fikrim yok. Yani ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Belki onlar kendi sunucularında açıklama yaparlar. Takas etkinliğimiz var burada. Takas etkinliği. Bu arada ben mod değilim onu söyleyeyim. Sadece ben tanıtım yapıyorum. Ama sıkıntınız olduğunda iletebilirim yani onu da söyleyeyim. Bug falan çok az CV'de. Zaten 5.3. Hani öyle fazla bug yok. 3.6'ya göre çok daha az bug var. Buradan da işte takas kartıyla takas yapabiliyorsunuz. Bu takaslar hemen verilmez zaten. Yani ilk gün alınmaz herhalde.
gelişimi uzun tutacaklar. Yani CV'nin uzun ömürlü olmasını sağlamaya çalışacaklar. Burada Bogo macerası var. Bu gerçekten güzel. Ben bunu seviyorum. Bunu mutlaka yaparız, fulleriz. Şöyle biraz ilerleyelim bakalım neler verecek. Oo, hiç fena değil. Çok iyi şeyler veriyor ya. Hiç bomba yok mu? Ha, varmış. Bombaları göstermiyor ama. Niye bombaları göstermiyor? Görevlere bakalım. Heh, gelmişken. Görevler standart arkadaşlar. Çoğu görev. Bakın şurada göstereyim. Hepsi standart bombama ait. Özel bir şey yok burada. Ama zaten özel olmaması daha iyi bazı konularda. Ha işte bunlar bizim yapacağımız görevler. Yonca falan var. Karınca kolay, karınca normal. Bunlar zaten yapılır yani. Bunlarda bir şey yok. İleride başka görev falan da ekleyebilirler zaten. Önerilere dikkat ediyorlar arkadaşlar. CV'de olacağımız için mutlaka öneriler veririz. Bence level ve güçlendirme ilk gün çok fazla gitmemeli. Yani 20'yi bence geçmememiz lazım. İlk gün 20 level son olmalı. Aşağı göstermediğim bir şey kaldı mı? Açık arttırma alanına bakalım. Bildiğiniz 5.5. Zaten bu hiç değişmiyor. Ondan sonra başka neresi kaldı? Demirci atölyesine bakalım. Burada dövme ocağı var. Potansiyel rafine, savaş ruhu. Yani klasik işte. Çok fazla OP de değil. Bildiğiniz 5.5. Sentez, füzyon. Füzyonda neler varmış? Füzyon yeni. Yeni sistemde. Kolyeler falan füzyonlanabiliyor. Bayağı şey füzyonlanabiliyor. Birlik kulübüne gidelim. Bir tane birlik açalım. 500 kupon istiyormuş. Açtık bir tane birlik. Hemen ödülleri de alalım buradan. İşte üye işi alma, çelik kasa, birlik eylemi. Bildiğiniz hepsi 5.5. Bu arada hani eğer oyun küçük ekran oluyor ya. Burada şurada bir seçenek var bakın. Bunu yükseltirseniz oyun daha büyük ekran kaplıyor. Yer kaplıyor. Tamamen tam ekran olmuyor ama. Onu yapmak zaten mümkün değil gibi bir şey. Tamam, markete bakabiliriz artık. Market. Burada göstermediğim bir şey yok. Markete bakalım. İsim değiştirme kartı 1000 kupon. 2000 kupon iyi. Şu 1000 kupon. Bağlı bölümde neler var? Eğitim iksiridir falan filan. Baloncuklar. Burası klasik zaten. Burası da klasik. 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 Çoğu şey aynı. Eski bombomla. Önerilende de neler varmış? İşte altın kutusu falan var. Buradan güçlendirme taşı alınmıyor ama. Bir de madalya bölümü var. Burada bildiğiniz eski market madalyayla istediğinizi alabileceksiniz buradan. Yani 5.3 ama 3.6'nın türevi gibi bir şey olmuş. Yani 5.3'ün üstüne 3.6 kurmuşlar ve bence güzel olmuş. Süper silah da alınabiliyor. Buraya da göstermiş oldum. Neyse şuradan çizimlere bakalım. Çizim açmak falan nasıl oluyor? 200 altın, öyle saçma sapan sayılar istemiyor çizim açmak için. Of, bayağı da veriyormuş çizimler. Aslında bir tık düşebilir burası. Yani yarı yarıya düşmesi bence iyi olur. Bayağı yüksek veriyor çizimler. Çizimler bir de şey olmuş. Hani böyle fazla yeni sürümden de bayağı şey var. Yani bunların çoğu zaten keşiften düşecek. O yüzden çok problem etmeyin. Toteme bakalım. Totem harcama sayıyor mu ona da bakalım. Bakın burada otomatik devam etme var. Çok seri bir şekilde kendi devam ediyor. Bakın kart yeri de aynı 8.8'deki gibi. Standart yani burası. Sadece başarı şeyi yok. Eğitim alanı 5.5 bildiğiniz. Şunları falan açalım. Ve tabi burada demircide arkadaşlar eski güçlendirme sistemi var. Eğer unuttuğum olursa zaten kendi Discord adreslerinde paylaşıyorlar ne olduğunu, neler olduğunu, neler eklendiğini vesaire. Sonradan daha fazla hani keşif falan da gelir. Şöyle bir artı falan basalım. Tabi bu biraz da şansla ilgili. Bazen geçmeyeceği tutuyor böyle. Çok fazla yandığı da oluyor. Onu bence modlara, yetkililere söyleyin. Çünkü çok fazla yanması da bence normal değil. Artı 10 da bayağı sıkıntı hani. Geçmiyor artı 10'la. Heh. Gerçi biz hani 3.6 oynadık da yani o tam olarak 3.6 değildi. Totemdir, çizimdir bunlar yok yani 3.6'da. Evet, artı 12'de yaptık bu şekil. Şurada madalya bölümü de varmış. Bakın buradan madalya da kasabileceğiz. Bir de keşiflere bakalım. Keşifleri sonradan da ekliyorlar. Buralar muhtemelen boş aynen. Buraları sonradan ekleyecekler diye düşünüyorum. Mesela bir boss falan açsak. 6 aylık bir açalım. Bakalım hediyeleri neymiş, onu da unutmayalım. Ha bakın Malezya ruleti falan da var. Burada neler varmış? Burada turnuva. Turnuvada gayet iyi ödülleri falan var. Böyle tüm gün oyunda kalmanıza da gerek kalmayacak. Savaş alanı ve tabii bu şekilde yani arkadaşlık merkezi falan da var. Burada da ligden işte bildiğiniz klasik bombomda olduğu gibi buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. Evet, anlaşmayı açtık. Bir dakika şeyi de kontrol edeyim bir ya. Harcamayı alabiliyor muyum buradan? Evet, harcama da fulllemişiz ha, baksanıza. Dediğim gibi bu hesap gidecek sonra, yani bu hesapla başlamıyorsunuz. Bu kadar kuponunuz olmuyor. Sıfırdan başlıyor yani. Bir keşfi deneyelim. 3 tane boss'umuz varmış bu arada. Bakalım keşifler ne durumda. Çevirilerde falan bir sıkıntı yok. Bu arada kendi abonelerime özel de bir şeyler yapacağız. Yani çekiliş falan olacak. Böylece kimse geride kalmamış olacak. Droplar bildiğiniz 5.5. Evet, altta 2 tane kaslı şapka vardı. Drop oranları o kadar düşük değil.
Merak etmeyin. Tabii sürekli de düşmesi güzel olmaz, değil mi? Unuttuğum bir şey varsa yorumlara yazarım ben. Şu anlık anlatabileceklerim bu kadar. İşte 30 Ağustos saat 19.00'da açılacak. Güzel seviye 3.6 ile 5.5'un karışımı. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Çekilişler, etkinlikler bol olacak. Biz de orada aktif olacağız. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz.